Bölgenin en kapsamlı, en prestijli, en büyük etkinliği 8. Bilim ve Teknoloji Günleri hız kesmeden devam ediyor. Sanayici mirasını girişimcilik ruhuyla birleştirmiş Kale Grup'tan gaz sayacı sektörünün en büyük öncülerinden biri olan Kale Kalıp Genel Müdürü Selim Erol bizlerle. Bir duyuru yapmak istiyorum. Oturum bitiminde Kale Grubu insan kaynakları bizlerle beraber olacak. Alttaki linklerden tıklayarak toplantıya girip sorularınızı sorabilirsiniz. Selim Bey, sahne sizin. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Selim Erol. Kale Kalıp firmasının genel müdürüyüm. Bugün sizlere Kale Grubu'ndan bahsedeceğim. Biraz Kale Kalıp'tan bahsedeceğim. Yine Kale Grubu'nun işe alım programı, Kalecins programından bahsedeceğim. Bu anlamda sunumun sloganı, kendi hikayenin kahramanı ol. Sunuma başlamadan önce çok kısa kendi kariyer yolculuğumdan da bahsetmek isterim. Ben 92 yılında ODTÜ makine mühendisinden 92 yılında ODTÜ makine mühendisine başladım. Bir yıl hazırlık ve 4 yıllık eğitimden sonra 97 yılında mezun oldum. 98 yılında yine aynı şekilde Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği programına başladım. 2000 yılında mezun oldum. 97 yılında Kale grubuna giriş yaptım. 24 yıldır grupta çalışıyorum. Farklı farklı pozisyon ve farklı şirketlerde çalıştım. Önce yaklaşık bir 10 yıl kadar Kale Kalıp'ta çalıştıktan sonra ardından yine bir 11 yıl kadar Kale Havacılık Şirketi'nde görev yaptım kuruluşundan itibaren. Daha sonra tekrar görev gereği grup rotasyonu kapsamında Kale Kalıp Şirketi'ne geri döndüm. En son orada operasyonlar direktörü olarak görev yapıyordum 2018 yılında ve bu yıl itibariyle de bu yılın başı itibariyle de genel müdür olarak göreve başladım. Grubumuzdan bahsetmek gerekirse grubumuz Kale Grubu. 1957 yılında kurulmuş bir grup. Ana faaliyet alanı seramik sektörü olmakla beraber pek çok farklı sektörde de yatırımlar olan bir grubuz. 5000'den fazla kişi istihdam ediyoruz. Faaliyet alanlarımız kapsamında 7500'den fazla tedarikçiyle çalışıyoruz. 400'e aşkın ihracat noktamız var. 15.000 farklı satış noktasında faaliyet gösteriyoruz. Yıllık ciromuzda 3.6 milyon TL'nin 2020 rakamları itibariyle üstünde. Grubumuzun iç yapısına biraz daha bakmak gerekirse iki farklı ana faaliyet alanımız var. Biri yapı grubu, diğeri teknik grup. Yapı grubunda Türkiye'nin seramik sektörüne marka adını vermiş, ürün adını vermiş sektörünün öncü pek çok şirketini barındırıyoruz. Bunlar Kale Seramik, Kale Kim, Kale Maden, Kale Filit, Kale Nakliyat. Teknik grupta da 4 tane yine sektörlerin öncüsü firmamız var. Bunlar Kale Kalıp, Kale Havacılık, Kale Pret & Whitney ve Kale Arge firmaları. Sırasıyla çok kısaca bu firmalarımıza bakmak gerekirse. Kale Seramik şirketimiz seramik sektörüne kuran, ismini veren ana firmamız. Toplamda 65 milyon metrekare üretim kapasitesiyle oldukça büyük bir kapasiteye sahip. Avrupa'nın en büyük 4. dünyanın en büyük 16. seramik üreticisi. 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Lokasyon olarak Çanakkale'de bulunmakta. Kale Maden firması yapı grubunun ihtiyaç duyduğu girdileri, ham malzemeyi üreten yine Türkiye ve Avrupa'da en büyük ham madde üreticilerinin başında gelen bir firmamız. Benzer şekilde Kale Filit firmamız da yapı grubunun ihtiyaç duyduğu girdileri, ham malzemeleri üreten bir uzmanlaşmış firmamız. Kale Nakliyat firmamızda yine yapı grubunun ihtiyaç duyduğu büyük miktarda lojistik ve taşımacılık hizmetini karşılamak için oluşmuş bir şirketimiz. Yapı grubuna hizmet ediyor. Kale Kim firmamız ise zaten ürüne isim vermiş markalarımızdan birisi. Herkesin ismiyle bildiği bir ürün bu. Kendi alanında Türkiye'de birinci. Türkiye'de 7 tane fabrikayla üretim yapıyor. Hem yurt dışında yatırımları da bulunmakta. Toplamda 80 tane ülkeye
ihracat yapan bir firmamız. Teknik grup şirketlerimize bakmak gerekirse İstanbul Tuzla'da konuştuğu kale havacılık firmamız birinci firma. Bu firma 2007 yılında kurulmuş bir şirketimiz. %100 Türk sermayeli bir havacılık şirketi. Uçak parçalarının imalatı, entegrasyonu ve montajını gerçekleştiriyor. Alt sistem imalatını yapıyor ve bunları ağırlıklı yurt dışı müşterilere, Lockheed Martin, Boeing, Airbus, BFW ve Spirit gibi ağırlıklı Kuzey Amerika şirketlerine ihracatını yapıyor. Benzer şekilde Avrupa'daki bir takım uçak üreticilerine de parça tedariği yapıyor. Kale Havacılık toplamda 400'ü aşkın kritik F-35 parçasının imalatını gerçekleştirebilmiş bir şirketimiz. Devamında Kale Pratt & Whitney şirketimiz var. Bu Pratt & Whitney şirketiyle meşhur dünyanın en büyük 3 büyük motor üreticisi Kale Grubu'nun ortak bir joint venture'ı, ortak bir müşterek yatırımıdır. İzmir'de konuşlu bir fabrikadır. Ortaklık yapısı %51 Kale, %49 Pratt Whitney olacak şekilde planlandı. Uzmanlık alanı ve faaliyet alanı başta F-35 ve sivil uçak motorlarının komponentlerini ve parçaların imalatı şeklinde ifade edebiliriz. Yine diğer bir teknik grup şirketimiz Kale Arge. Bu da tamamen yerli imkanlarla ve yerli mühendislik kabiliyetleriyle bir turbojet motorunun sıfırdan tasarlanması, analiz edilmesi, kalifiye edilmesi, test edilmesi ve üretilmesi süreçlerinin tamamını gerçekleştirmiş ilk Türk firması. Bu firmamız da Tuzla İstanbul'da konuştu. Kale Kalıp ise benim genel müdürü olduğum şirketimiz. Kale Kalıp'ın da faaliyet alanında hem ulusal hem de uluslararası savunma sanayi projelerinde ürün üretme olarak söyleyebiliriz. Diğer teknik grup şirketlerinden farklı olarak Kale Kalıp sadece parça imalatı ya da sistem imalatından ileriye gidip kendi markasıyla kendi ürününü Ar-Ge sürecinden başlayıp bütün mühendislik, kalite, tedarik ve entegre lojistik sistem faaliyetleri de dahil bütün ürün döngüsü içerisinde yönetebilen ve bunu dünyaya ihracat edebilen bir şirketimiz. Tabii grup olarak bizim için toplumsal yatırımlar çok önemli. Bu anlamda o bazı inisiyatiflerin de hem içinde yer alıyoruz hem de bilfiil uygulamasını yapıyoruz. Bunlardan biri kurucumuz olan İbrahim Bodur'un yani felsefesi ve değerleri kapsamında oluşturduğumuz İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü. Grubumuz sosyal fayda sağlamak üzere yola çıkmış bütün girişimcilere destek veriyor. Çünkü biz hem memleketimize hem geleneklerimize hem de değerlerimize bu memleketin değerlerine destek veriyoruz. Bu anlamda şu ana kadar 9 tane sosyal girişimci projeyi destekledik ve ödüllendirdik. Yine toplumsal yatırımlar kapsamı altında Karaköy'de Kale grubunun ilk binasını bir tasarım ve sanat merkezi haline getirdik. Burada da hem sanat ve tasarımla ilgilenen öğrenciler, akademisyenler ve mimarlar gibi profesyonellere destek veriyoruz ve hani burada bu süreçlerin gelişmesini teşvik ediyoruz. Diğer bir toplumsal yatırımımız Türkiye Bilişim Vakfı ile beraber Akıllı Şehirler Enstitüsü işbirliği kapsamında Çanakkale'yi bir akıllı şehir haline getirmeyi hedefleyen Aklım Fikrim Çanakkale projesi. Bu proje kapsamında Çanakkale şehrini daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir, daha rekabetçi bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Diğer bir toplumsal faaliyetimiz Kale Seramik Vakfı. Yine kurucumuz İbrahim Bodur Bey'in vizyonu ve değerleri kapsamında oluşturulan bu vakıf 1991 yılından beri
faaliyet gösteriyor. Hem öğrencilere hem eğitim için gerekli altyapının oluşturulmasını sağlama adına katkılar veriyor. 2001 yılından beri de öğrencilere burs sağlıyor. Yıllık KSV burs kontenjanı 200 kişi. Şimdiye kadar 1000'e yakın öğrenciye burs verildi. Yine bu kapsamda pek çok meslek edindirme bursiyerine kurslar verildi. Şimdiye kadar 5000'e yakın genç insanımıza meslek edindirme kursları verildi. Başta vurguladığım üzere Kale grubu olarak biz yeni mezun arkadaşları, yeni mezun işe adaylarını alıp onları iş dünyasına kazandırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda da bir program oluşturduk. İsmi Collegians. Bu programın biraz daha detayından bahsetmek gerekirse bir takvim içerisinde çalışıyor. Programın amacı yani yeni mezun genç yeteneklere ve yeni nesil liderlere bir gelişme alanı oluşturmak, bir iş fırsatı vermek ve bunları Kale grubunun bir çalışanı olarak değerlendirmek. Bu anlamda programda Şubat ve Mart aylarında başvurular alınıyor. Nisan ayında bir değerlendirme süreci var. Daha sonra değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylara 6. ve 7. aylarda Haziran ve Temmuz döneminde teklif yapılıyor. Ve daha sonra da 9. ay Eylül ayında da işe başlangıç süreci oluyor. Bu program içerisinde bu yıl içerisinde özellikle pandemi sebebiyle online bir işleyecek bir program. Ve geçen yıl örneğin bu program kapsamında 34 tane genç çalışma arkadaşımızı profesyonel hayatta Kale grubunda kazandırmış olduk. Onları Kale grubunun çeşitli firmalarında istihdam ettik. Ve bu program kapsamında ekibimize kattığımız arkadaşlarımıza bir yandan aktif iş hayatında değerlendirirken, onları çalışma hayatıyla buluştururken, diğer yandan da 2 yıllık çok yönlü bir gelişim programına dahil ediyoruz. Bu şekilde bu program kapsamında hem onların işle ilgili teknik yetkinliklerini geliştirirken, öte yandan da teknik olmayan yetkinliklerini geliştirme yönünde bir amacımız var. Böylelikle Kale grubunun ileride ihtiyaç duyacağı yöneticileri ve liderleri bu programdan çıkarmayı hedefliyoruz. Benim Kale grubu ile ilgili anlatmak istediklerim bunlar. Kale grubu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve sosyal medyadaki linklerimize ulaşmak istiyorsanız bu ekrandaki linklere ulaşabilirsiniz. Bundan sonrası için soru ya da ilave bir bilgi varsa onları konuşabiliriz. Çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiğiniz için. Ben Mina Duman. Şimdi size gelen soruları ileteceğim. Birinci sorumuz, çalışanlarınızı istihdam ederken en çok dikkat ettiğiniz özellikler nelerdir? Şimdi biraz önce de bahsettiğim program, Collegians programı çok boyutlu bir program. Bu programa dahil olan adayları pek çok kritere göre değerlendiriyorlar. Bunun içerisinde o zamana kadarki yaptığı faaliyetler, stajlar ve hani akademik anlamda öğrendiği bir takım bilgileri değerlendirmek de var. İngilizce bilgisi olabilir, kişisel bir takım kişilik envanteri ölçümleri olabilir. Pek çok perspektiften bakıyoruz. Yani sadece akademik başarı ya da sadece sosyallik ya da sadece girişkenlik değil. Pek çok açıdan değerlendiriyoruz. Çünkü her ihtiyaç duyduğumuz pozisyonun nitelikleri farklı. Yani bir satış pozisyonu için ihtiyaç duyulan niteliklerle bir mühendislik ya da bir Ar-Ge pozisyonunun ihtiyaçları farklı oluyor. Dolayısıyla burada oluşturulan farklı perspektiften oluşan değerlendirme sonuçlarını şirketlerin ihtiyaç duyduğu pozisyonlarla birleştirip o şekilde süreci tamamlıyoruz. Dolayısıyla pek çok boyut ele almıyor diyebiliriz. Yanıtınız için teşekkür ederim.
Bir diğer soru, staj imkanlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Pardon, duyamadım. Staj imkanlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Bunun için yani muhtemelen internet sitelerimizde şirketlerin kendi web sitelerinde staj başvuru yerlerimiz var. Ama takdir edersiniz pandemiden ötürü biraz bu yıl sınırlı kontenjanda bu oluyor. Ama şirketlerimiz ayrı ayrı kendi stajlarını kabul ediyorlar. Teşekkür ederim hocam. Son sorumuz, Kale Grubu'nun son yıllardaki hızlı gelişiminin sırrı nedir? Yani şöyle, öncelikle yani Kale Grubu sanayici bir grup. Yani bence bu çok önemli. Çünkü günümüzde birçok girişimci, birçok insan çok yani kolay sonuca ulaşacak bir takım girişimlere ve yatırımlara gidiyor. Fakat İbrahim Bodur Bey'in bize çizdiği vizyonla ticaret insanları sanayi toplumu zenginleştirir diye bir sözü var İbrahim Bey'in. Biz o sözle gidiyoruz. Yani dolayısıyla sanayide bu memleketin, yani memleketimizin ihtiyaç duyduğu, belki yurt dışından bile almakta zorlandığı bazı ürünleri, bazı çözümleri ve hizmetleri burada üretme gayesiyle yola çıktık. Bu anlamda da yapılan hem insana yapılan yatırım hem teknolojik anlamda süreci takip etmenin getirdiği bir takım verimliliklerin çıktısıdır diye düşünüyorum büyüme. İnşallah yani biz bu şekilde, bu perspektifte yatırımlarımıza ve istihdamımıza devam edeceğiz. Çok teşekkür yani ederiz bir temel, hocam. Bir temel felsefemiz karakteri işe al, yeteneği eğit diye bir söz var. Biliyorsunuz İngilizcesi de hani higher skill train, higher character train skill, oradaki gibi karakterleri işe alıp yetenekleri bünyemizde barındırıp onların gelişimiyle grubumuzu büyütmek. Amacımız bu. Çok teşekkür ederim yanıtlarınız için hocam. Konuşmanız için de çok teşekkür ederiz bizi kırmadığınız için. Oturumumuz 15 dakika sonra devam edecektir. Peki.